Evet varmış. Kırmızı tarafta Starscream'e karşı bir karşı seçim. Böyle iyi güçlenen erkenden ittirme avantajı. Mesela Crazy'nin Cuzo eşleşmesindeki gibi erkenden hem iyi güçlenen hem de koridorda hakimiyeti alan bir eşleşmeye vesaire giderse belki oralardan tempoyu yakalayıp o tank eşleşmesini belki cezalandırabilirler. Tank şampiyonu cezalandırabilirler. Eğer Wildcats yine öyle bir şey oynamaya karar verirse. Ama tabii bunların hepsi olasılık. Wildcats her zaman daha güvenilir bir takım. Tabii ki. Wildcats de hemen Gwen'i yasakladı zaten Starscream oynamadığı için. Yani seçmeyi pek düşünmüyorlar ve Beşiktaş da almasın istiyorlar. Çünkü kuvvetli bir tercih. Sıkıntılı bir şampiyon evet. Ya. Kalista da gitti. Holy Phoenix'in tabii Kalista oynamasını pek tercih etmiyor takımlar. Siz o konuda ne düşünüyorsunuz? Hani şey tartışması var. Holy Phoenix zaten 10 tane nişancı oynuyor minimum. 3 tane yasaklama hiçbir şey ifade etmiyor diyen bir blok var. Şimdi, bir de en iyileri yasakla ki en tehlikeli parçayı durdur şimdi diyen bir şöyle blok bir şey var. Kalista diğer nişancılar gibi değil. Bu konuda anlaşalım. Çünkü Kalista İyi oynandığı zaman, koridor hakimiyetini aldığın zaman erken ve orta oyunu tamamen domine ediyor. Hı hı. Onun yapabildiğini yapabilen çok az şampiyon var. Ondan dolayı Kalista biraz farklı. Kalista oynanıyorsa ve iyi bir oyuncu tarafından oynanıyorsa o metada her zaman yasaklama çekebilecek seviyede bir şampiyon oldu yaklaşık 7 senedir. O yüzden ben Holy Phoenix'e karşı Kalista yasaklamasını makul görüyorum açıkçası. Aynı zamanda Samira da yine oyunu çok yeri geldiği zaman belli başlı kompozisyonlarla bozabilen nişancılardan bir tanesi. Genelde onun yasaklandığını görüyorduk. Burada Lucian yasaklıyorlar. Serinden daha önce Talia izlemiş miydik? Galiba izledik. Galiba, bir iki kere belki izlemişizdir ama Serin'in zaten oyun tarzına çok uyan bir şampiyon. Kontrol büyücüsü, klasik. İttir kaybol. Evet. Takıma yardımcı ol. Takım savaşlarında az yetenekle çok iş yap, az kaynakla çok iş yap. Zaten elinde çok fazla kaynak varsa çok 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 fazla iş yap. Senin bu tarz şeyleri yapabilen, kendisine ayrılan kaynağın hakkını verebilen bir oyuncu. Ryze mı? Erken bir Ryze seçimi Beşiktaş'tan. MJX'in daha önce oynadığına şahit olmuştuk ama bu kadar erken. Şu an metada durumu ne? Gank atacaklar mıydı? Yani evet. Perma gank atacaklar diye yorumladım. Böyle Rek'Sai vesaire gibi bir... Yani Rek'Sai oynamıyor tabii Edremir ama bir... acaba bir Skarner falan mı gelecek? Çünkü Skarner oynar Edremir. Ya burada Voli'yi isterlerdi bence. Voli Ryze yapmak isterlerdi. Ya bilemiyorum. Açıkçası Nar artı Ryze R1, R2 bana bayağı garip geldi. Standart dışı. Normalde Wildcats'in en azından üst koridoru bence kontrolleyebilmesi gerekiyor. Yani ona yönelik bir şampiyon seçmeleri gerekiyor. Bizim bildiğimiz Wildcats tabii ki şey de yapabilir. Tamam orta koridorda hasarımız var. Ormanda hasarımız var. Orn alalım. Yani Nar'a karşı da dururuz. Takım savaşlarında dümdüz ederiz de diyebilir. Ki seçim yasaklama sanki ona gidiyor. Beşiktaş genelde ikinci aşamada belki Starscreen'e öyle bir pik veriliyor yani çoğu zaman. Zeri tercihi de Holy Phoenix tarafından yapıldı. Ormanı mesela ya Trundle falan diyeceğim de Trundle şimdi Wukong'u ne tutamaz? Zeri'yi tutamaz zaten. Yok, Trundle değil. Yasakla özür dilerim. Doğru. Trundle değil. Trundle falan değil. Skarner falan lazım. Buraya evet, evet. Gank atacak diye bak. Ya bence gank atacak yani. Acaba ya da bir oyunu ilerlediğinde bir 1-3-1 şey mi? Üst tarafta zaten tank oynuyorlar. Nar yan koridoru kazanacak. Ryze yine yan koridoru kazanacak. Ama Talia oynuyor rakip. Talia oynarken rakip o kadar rahat yan koridorda oynayamazsınız. O ışınlanıyor gibi gidiyor, ben de peşinden ışınlanırım gibi mantık olabilir. Ya dünya çapında Ryze'ın seçim oranı nasıl şu an? Gidiyor mu takım? Çok düşük. Son dönemde gayet düşük. Kore'de bir iki maçta yine oynandı ama çok çok az. Şu an Ryze'ın görünürlüğü. Bu bir özel bir çalışma demek ki. Talia'yı da bekliyorlardı diye tahmin ediyorum. Şimdi bu o zaman yani dediğim gibi Ryze pozisyon hazırlayabilen bir şampiyon ve Talia'ya karşı baskın yapacaklar. Baskıyı kurmak istiyorlar bence. Evet, bunun için de hangi ormancıyı tercih edecekler? Birazdan göreceğiz. Burada Poppy yasaklı değil. Evet. Evet, Poppy de yasaklı. Poppy açık. Değil. Doğru yani, diyorsun. Poppy açık. Poppy açık ama Skarner ihtimalini bir düşünün derim. Elremir oynuyordu daha öncesinde. Mümkün. Artı hani ters bir yerden gelip Zeri'yi de yakalayabilir bir yere evet. Gitmesine izin evet. Vermeden. Evet. Yani direkt sert kitle kontrol. Bugün yine Peanut çok iyi bir Skarner maçı oynadı. T1'a karşı. Ki Peanut oynadı uzun zaman sonra Skarner'ı. Tekrar belki de meta'ya soktu. Ve Ormancı'yı hala bekletiyorlar. Kaisa geldi. Bu Beşiktaş 2019 kompu kuruyor sanki. 2019-2020 kompu kuruyor gibi. Skarner de gelirse tam öyle olmaz mı bu arada?
VGU'yu o mu kazanmıştı? Neyi? Udyr'den sonra kim reworkleniyor? Skarner. Galiba... Skarner bir kazanmıştı. Skarner mıydı hakikaten? Kim kazandı? Yani. Skarner. Skarner galiba. Olabilir. Galiba Skarner. Evet evet Skarner. Onu da görmedik bayağıdır. Braum kilitlendi Wildcats tarafından. Nautilus üstüne geliyor. Sever. Skarner gelecek ya. Skarner gelecek şu an. Da... Ve Skarner'ın aldığı hedefi direkt olarak eritebilecek bir kompozisyon bir taraftan da. Hem kitle kontrolünü takip edebilecek hem de Kai'Sa ile birlikte evet, ilk target'a, ilk hedefe çok ciddi bir burst çıkartabilirler. Güzel komp. İlginç. Ama bakalım gelecek mi Skarner? Sen çok eminsin ama Beşiktaş'ta bu şekilde mi çalışmış? Şimdi göreceğiz. Eldramir ne Valkes çıkaracak burada cebinden bakalım. Valkes Orn seçti. Skarner. O tam senin beklediğin senaryo zaten. Standart. Top'ta sakin duralım. Late'de eşya yapalım. Takım savaşlarında bu. Donk. Viego. Ryze aslında sever yani o yerine sabitlenmiş şampiyona hemen fırlayıp sersemletmesini uygulayıp bir şeyler deneyebiliyor. Ya bunlar tabii üst üste atması aşırı kolay değil. Viego'nun birazcık uzaklardan gelmesi, mesafe kapatması gerekiyor. Ryze'ın da hani önce bir E atması gerekiyor ki sonra W ile işte yerine mıhlayabilsin bilmem ne. Ama evet yani Eren'in de beklediği, ben de beklerdim. Yani orta koridoru dümdüz böyle çökebilecek bir şampiyon pek değil. Ama takım savaşlarında önde kalan birini yakaladığı takdirde bu Braum olabilir, Wukong olabilir. Hani ona dönüşüp bir şeyler yapabilir. Ryzen daha az seçilmesindeki o bir ara nerf yedi ya, minyon ittirmesi, koridor ittirmesi birazcık kırpıldı. Ciddi şekilde kırpıldı hatta. Ondan sonrasında bu tip eşleşmelerde daha zorlanıyor eskisine göre. Talia'nın ittirme avantajını almasını bekliyorum. Talia menzili olarak da aslında avantajlı. Ve Viego da öyle en iyi baskın şampiyonları, orta koridora en rahat baskın yapan şampiyonlardan biri değil. Ben Ryze'ı, MGX rahat evet Ryze'a, daha önce de çok oynuyordu. Ama kafamda oturtamadım kompozisyona. Evet, Eren'in kafasında oturmadı kompozisyon. Beklenen normancılar gelmedi. Bakalım sunucularımız da katılıyor mu bu görüşe? Hemen Johnny'ye soruyoruz. Senin kafanda oturdu mu? Yani çok sık görmüyoruz. Daha çok Silas'a karşı yapıldığını görüyoruz Ryze tercihinin. Yani orta koridorda önceliği alabilecek mi? Zor. Bir de çok erken alındı Ryze. Evet. Ya böyle çok emin. Ya Beşiktaş mesela bu maçta kırmızı taraf avantajı ne kadar kullanabildi? Viego da böyle şey değil. Özel hazırlanmış bir şampiyon değil. Ya böyle, böyle akılları uçuracak bir şampiyondan bahsetmiyoruz. O yüzden bilemiyorum. Belki de çalışılmış bir kompozisyon bir parçasıdır. Çünkü şöyle bir gerçek var. Runapsi'de yakaladığınız bir şampiyonu işte Kai'Sa, Nautilus, Ryze çok hızlı eritebilirsiniz. Bu da Viego'ya çok hızlı bir reset sıfırlama şansı verebilir. Ama o şampiyonlar ön tarafta yani Braum varken, işte Ornn varken, ortalık karışacak bir Wukong varken ne kadar yakalayabilirsiniz onu da çok kestiremiyorum açıkçası. Gerçekten daha böyle basic temel düşünmeye çalıştım. O da çok aklıma yatmadı. Evet ve günün son karşılaşması Denizbank Wildcats ve Beşiktaş arasında. Beşiktaş'ta playoff umutlarını hala sürdüren ama işte Galatasaray'ın aldığı galibiyetle birlikte biraz daha işlerin zorlaştığı. Artık Beşiktaş'ta yani o potaya girmesi çok kolay görünmüyor açıkçası. En az arada iki galibiyet fark var. Yani 6. ile 7. sırada bulunan Beşiktaş arasında. Ama tabii ki burada çıkacak bir galibiyet, belki yarın da alınacak bir galibiyetle birlikte Beşiktaş son iki haftaya çok da önemli umutlarla girebilir. Karşılarında zorlu bir rakip var. Denizbank Wildcats 10-2 ama kaybettiği iki maçta da çok net galibiyet aldılar. Yani kendi kimliklerinin biraz dışında kaldı Denizbank Wildcats. Kendi oyununu oynadıklarında gerçekten çok tehlikeli bir takım ki geçen mevsim, kış mevsiminin şampiyonundan bahsediyoruz. Evet. Onlar biraz daha böyle şey gibi hissettiriyor geçen mevsime göre. Hani daha böyle arabayı böyle şey alırsın ya, daha böyle bir rahat gidersin, vitesi falan yükseltmezsin böyle. Sabit bir hızla kendinizi kasmadın ama sonradan vitesi yükseltecekler gibi hissettiriyorlar. Çünkü o potansiyelleri var. O yüzden bu haline aldanmayalım Wildcats tarafının. İlerleyen dönemde playofflar yaklaştıkça bence onlar da işte ciddileyecek. İki seviye avantajı. Farfetch'den güzel yana adım. Ama yine de fena bir hasar bırakmadı Bini ile Parus ikilisi. Seviye 2 avantajını çok iyi kullandı. Bir deneme daha. Olifinix'ten kullanılan sıçra Farfetch'le sıçradı ama. Yani ilk kan yıldızı Farfetch ilk kan verme konusunda kaldığı yerden devam ediyor Johnny. Olifinix. Yani
Öyle bir sıçrattı ki. Masum Farfetch arkada. Bu arada sen bir önceki maçta diyordun Farfetch ile alakalı bir şeyler devam etmek ister misin yorumlarına? Şey mi? Yakalanma konusunda mı? Evet, bahsedin. Aynen. Ya burada diyecek bir şey yok bence. Seviye avantajı alındı. Oynanmak istendi. İkili tarafından verilen bir karar belli ki. Hani o sıçrada tahmin edilemez ya. Muhtemelen tahmin edilecek bir sıçra olsa Farfetch'te atardı diye düşünüyorum ama. Ama şey belli değil miydi? O kamyon karşısı aslında. Yani şey biraz belli değil miydi? Yani Beşiktaş tarafının o alt koridorda ikinci seviyeye daha önce ulaşacağı ve ona göre bir hamle yapacağı. Öyle ama bu ikili o kadar alıştı ki koridor ittirip baskın oynamaya Cone. Bu tarz şeyler unutulabiliyor. Gözden kaçabiliyor belli ki ve gözden kaçtı. Evet. Gözden kaçtı. Ama sanırım çok da kötü bir geri dönüş olmadı Holy Phoenix için. En azından minyon dalgasına yetişmeyi başardı. Ve Kai'Sa da öndeki 3 tane minyonu kaçıracak. İlk kanı Kai'Sa aldı. Yani Kai'Sa bu arada biliyoruz ki yani ilk kanı ve öne geçmeyi çok seven şampiyonlardan. Sevmeyen var mı peki? Takım arkadaşlarını bırakmak seven isteyenler var. Yani şurada Naturus'a gitse mesela çok da mutlu olmazdı yani. Tabii canım ama her nişancı ne oynuyorsa oynasın almak ister o skoru ya. Ya da işte mesela orta koridorda Karman var. Ormanda velev ki şey var, Viego var. Viego'yu bırakmak istersin. Birazcık daha böyle erken güçlenmesi istediğin şampiyonlar var. Yani şimdi Emremir bir şey deneyecek mi burada? Yok. Koridor yalnız yavaş yavaş sanırım Lot'a doğru itecek. Evet, değil mi? Evet. Lot'a doğru kontrolü sağlıyor Lot. Serin de minyon uçuranları menzilli minyonlara kullanıyor ki devam sürecinde hasarını o minyonlara karşı arttırabilmek adına. Bazen bunu şey dediğin gibi hani hasar dengesini iyi kurup arkadaki minyon dalgasına tek atmak için yapıyorlar. Bazen de koridoru böyle biraz önce ittireyim de hani bir yere koşayım ya da geri döneyim gibi. Aynen burada ama ilkini kullandı çünkü oradaki araba minyonla kullanılırdı yer olsa. Bu arada Farfetch yarı canını kaybetti. Yani normal şartlarda Nautilus Braum'u nişancılardan bağımsız olarak değerlendirdiğimizde Nautilus'a geri dönüş hasarını çok iyi veriyor Braum yanındaki nişancısıyla ki geçtiğimiz maçta gördük zaten bunu ama şu ana kadar o 4 yükü biriktiremedi Wildcats tarafı ve iyi takaslar yapmaya devam ediyor Beşiktaş ikilisi. Ya bir de Bin'in seçtiği ürünün de etkisi var burada. Keskin sağanak, ariyetten erkenden alınan bir kazma hasarın çok artmasını sağlıyor. Burada Farfetch'e gelen. Keskin sağanakta çünkü direkt pasifi aktif hale getiriyorsunuz ve çok ekstra bir hasar kazanıyorsunuz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Talia bana mı hiç hasar vurmuyor gibi geliyor yoksa herkese mi aynı? Ya her şey yaptı bir şey vurmadı ya. Yeteneklerden bir tanesi çünkü eskiye göre hasar vurmuyor. Öyle bir gerçek var. Bütün neredeyse hasar toprak bozumu ve yerden pardon diğer neydi Q'su? Q'su taş hasadı. Taş hasadı ikisini de toplanmış durumda. Oo, bu arada Serin bir duvara ördü oraya. Vejleri çok rahat düşürebilir aslında burada. Fakat geri çıkma kararı geldi. Denizbank Wildcats tarafından toprak bozum bırakıldı oraya. Önde kalan bir Farfetch var. Yakalanan bir Paris güzel yerden bitme. Geri dönüş hasar Runops ile birlikte çok iyi alan hasar çıkar devamlı MGX. Birebir bir değişim ve Ejder Beşiktaş'a gidecek. Aynen öyle. Burada Ejder Beşiktaş'ta kalacak. Destekler değişildi. Bir skor Ryze'e gitti. Diğer skor Zeri'ye gitti. Bence iki takım da mutludur ama Beşiktaş daha mutlu. Çünkü devam pozisyonda Ejder'i aldılar. Ve burada Ryze şimdi gerçi ışınlanıyor. Çok da iyi bir senaryo değil. Serin ışından da beraber buraya yetişecek. Ve ya yani uzun vade buradaki kontrolü alma ihtimaline sahip. O da yine gözyaşıyla başlamış çünkü. Bakalım üst koridoru şimdi tutuştur var Starscream üzerinde. Lot'a bir baskı kurabilirler. Talia'nın da gelişiyle beraber. Ama vazgeç Serin. Orta koridordaki minyonları ittirmeye devam ediyor. Ama yani bu ilk dizginsiz büyük kitabından gelen tutuşurdan bir verim almak istersiniz. Ama bu Wildcats'in de oyun karakterini biliyoruz. Genelde Starscream'e hiç odaklanmıyorlar. Alt koridor odaklı oynuyorlar. Bakalım ezber bozulacak mı? Serin usul usul üst koridora yaklaştı ama ilerlemeyi tercih etmedi daha fazla. Sadece görüş almak istedi orada. Alt koridora döndüğümüzde iki nişancıda da birer skor var. Bir de fazladan bir asist ve minyon konusunda çok yakın bir durum söz konusu. Yalnız buradaki minyonlara MGX yetişemeyecek. Evet işte bundan bahsediyordum.
erken aşamada ışınlanı almayı başardığı için Serin 1 milyon dalgası kar etti. İki tarafta bu arada oyunda kaç tane? 3 tane dizginsiz büyük tavı var. Orta koridorlar ve üst koridorda onunla beraber. Onlara da dikkat edin çünkü bu sadece bu aşamadaki ışınlan değil, ilerleyen aşamalardaki çarp savaşlarında da çok etkili olabilir. Demişken alamet. Yalnız iki tarafta 5 oldu burada ve bir takım savaşı isteniyor. Ultisi gitti Ermin. Farfetch bir seviye geride. Dediğim gibi Ermin ulti kullanmak durumunda kaldı burada. Ve şimdi Ermin'in üzerine bir hamle var. Ocağın çağrısı da geliyor. Güzel bir yerden bitme ama. Burada korumak için yeterli değil Ermin'i. MJX'in üzerine bir sersemletme gelecek bitkinliğin devamında. MJX'e düşecek gibi görünüyor. İki skor birden Holy Phoenix'e gitti ve toplamda 3 skor kayıpsız bir şekilde. Denizbank Wildcats adına üzerine de alamet. Ben çok böyle önden konuşmayı sevmem. Kesin mi var mıydı sevmem ama Wildcats eğer maçı kazanacaksa bu pozisyon sayesinde kazanacak. Burada çünkü Holy 3-0-1 oldu artık. Uzun kılıçlardan bir koleksiyon yapmıştı. Yani burada Beşiktaş'ın pozisyonu çok bozuk. Edremir ilk aşamada sıçrası, daha doğrusu ultisini kullandıktan sonra sıçrası da olmadığı için burada kaçışı mümkün değil yani. Bir de sonrasında önden ilerliyor herhalde. Evet, önden burada Naturus'un kafa atması gerekirken, belki Nar'ın yaklaşması falan gerekirken gerçekten enteresan bir tercih. Ferit alametle birlikte alt koridora doğru ilerliyor. Muhtemelen alt koridordaki üstünü iyice ilerletmek isteyecek gibi görünüyor. Denizbank Wildcats'in hedefi o gibi. Burada bir üstü dönüş de var Bini'den. O arkadakini nasıl öndekine vurmadan attı o yeteneği. Bravo yani hakikaten. İşte bu yüzden pro oyuncu. Ve bakıyorum şimdi bir kronometre var Serin'in üzerinde. Kritik olabilir. Onun haricinde kritik bir eşya. Okey, altınlara bakalım. Harcanmamış altın var mı? Şu an için çok fazla böyle bir şey yok. Üst koridorda tabii Nar'ın bir üstünlüğü var ama alt koridorda da yani ilk kanı Bini'nin döktüğünü hatırlayacak olursak Holy Phoenix'in altın üstünlüğü aslında maçın nasıl bir anda Wildcats'in kontrolü geçtiğini anlatıyor bize. Ya MJX çok rahat güçleniyor. Erken safhada bir skor da buldu Ryze'le birlikte ama yani Holy Phoenix'in şu anda 3-0-1 olduğu senaryo biraz korkutucu. Sıçra ve arındırı da var. Bu arada Parus'tan çok ilginç bir deneme. Minyon'u isabet etti Chip'a. Muhtemelen takım arkadaşıyla anlaşıp hani Minyon'a son vuruş bekledi orada ama Bini oralı olmayınca o da garip gözüktü biraz. Ormancılar şimdi karşılaşacak. Erremir bu savaşın devamını istemiyor derken Ferit rakibinin üzerine agresif bir hamle. Ermin'i şimdi sıçrayla takip ediyor ama yeterli mesafe kapatılamadı. Holy Phoenix de kullandı burada ultisini. Yalnız Beşiktaş oyuncuları kule altına kadar uzaklaştılar. Serin de ziyaretiyle beraber daha fazla bir şey çıkmayacağını anlayıp koridoruna dönüyor. Örgü duvarın menzili yetmedi. Tabii ilk örgü duvarının menzili bir aylık kısa. Evet. Yani orada duvarın arkasına yetişirim diye düşündü Serin ama çalıda kaldı. Öyle olunca da yeteneklerinin menzili yetmedi. Ferit bir kez daha alt koridoru sinyalliyor ama burada amaç sanırım koridoru ittirip hızlı bir şekilde ejderi almak. Alev ejderine Ferit'le Serin ikilisi başlarken Holy Phoenix de şu kuleyi biraz vurayım diyor çünkü hiç barikat alınamadı henüz alt koridorda. Beşiktaş oyuncuları buraya yakın. Ferit'i feda etmek durumunda kalacaklar. Bakalım sıçrayla birlikte bir hamle. Parus rakibi yakaladı ama şimdi geri çıkmak durumunda bir de sersemletiliyor. Freljord karşılaması. O kadar iyi geldi ki. O yavaşlatmadan çıkmasının imkanı yok Parus'un. Farfetch burada. Bu arada Starscream birebir de kule altında almış Lot'u. Kesinlikle tekrarını izlememiz gereken bir senaryo. Tutuştur da muhtemelen. Orada alt koridorda da iki kule arasında bir savaş var. Tam zamanında sıçra Bini'den. Yerden bitme tutsa skor gelecekti. Bir barikat geldi alt koridorda. Ve alamet kule var. İlk kule aynen. Onu zorlayacaklar şu an. Gelmesine izin vermem. Edremir zorluyor kule altını ama yani kulenin canı bir vuruşa düşerse yalnız Farfetch dikkatli olması lazım. Orada kuleden de bir atış yedi yanlış görmüyorsam. Kaç vuruş daha lazım? MJX geliyor buraya. Kule düşmedi. Farfetch'in canı bayar bazı. MJX'in sıçrası yok yalnız. Bu 1'e 4'te dikkatli olması lazım. Zorlamadı o da zaten. Ama alt koridordan 4 barikat alındı. Kronometresi vardı zaten Farfetch'in, zorlamak istemediler. Yalnız bir önceki pozisyonda Farfetch resmen filmlerdeki böyle süper kahramanlar gibi düşmekte olan ormancısıyla o çıpanın arasına girdi.
Yani sonradan da tabii Parus çipo Buram'da tutunca oradan çıkma şansı olmadı. Üst koridorda da evet bizim göremediğimiz sahnede Sarsık'ı zaten dizginsiz büyük kitabından tutuşturup bir süreden beri tutuyordu. Bunu da kullanan, iyi kullanabilen oyuncuların aldığını biliyoruz. Ya Furcan'dan mı? Hop. Aynen. Oo bir dakika. Hayalet varmış. Tutuştur yok. Tutuştur olmadan nasıl oldu ya? Buradan nasıl düşürüyor ya? Hiç düşecek gibi de görünmüyor Lot. Peki. Oo. Tutuştur da varmış. Okey. İki tane sihirdar büyüsü. İkisini de böyle bir tanesini hayalete çevirmiş. Diğerini tutuştura çevirmiş ve ikisiyle beraber bir güven misali öldürmüş rakibini. Bunu çok güven ya yapar. Ya full candan birebir de Ornn'un bir narı alması çok mümkün görünmüyor gibiydi ama... Tutuştur hile. Lotus sıçrası da yetmedi orada. Evet. Ve bu bir ekstra aslında. Üst koridorda birebir de alınan skor. Oradaki tempoyu da büyük oranda Star Sıklin tarafına çeviriyor. Oluşan eşya üstünlüğüne bak Jone. Evet. Dory Phoenix Lotus orada yavaşlattı. Güzel bir yan adım ama... Burada istediği zaten alamet tarafında baskıyı artırmak Denizbank Wildcats'in. Barikatlar da düştü. Dakika 14'e geldik. Evet. Ve ihtişamlı avantajı tamamen şu an Valkes tarafına dönmüş. Minyonları durdurmak için atılan bir ulti. Sarsin burada dive yiyeceğini düşündü. Ama yani yalnız, yok öyle bir şey. Bıraktı hasarını. Ya MJX alt koridora yöneldiği anda ocağın çağrısıyla minyonları temizledik. Evet, MJX gelme buraya git dercesine. Aynen dediğin gibi. MJX de burada yani tek yeme ihtimali olduğunu düşünüyor herhalde. Çünkü kraliçenin tacı genelde bu şekilde alınır. Hani rakipteki anlık hasarın çok olduğu bir senaryoda ama bilmiyorum burada ne kadar ihtiyacı vardı MJX'in bu eşyaya. Şimdi alt koridorda orada az önce hesaplanan şey bakalım yetişebilecek mi? Farfetch çok iyi bitkinlik arındır kullanıldı miniden. Ve burada ultiyle birlikte Erdem bir skoru buluyor ama kuleye düşecek. Serin geldi şimdi örgü duvarla. Parus burada ikinci skor olacak gibi görünüyor. MJX ön tarafta kalan Farfetch'e yakaladı. Farfetch yetkin bir haliyle uzaklaşacak mı bakalım. Oo. Son anda bir kronometre. Yerden bitmeyi geldi. Serinden kuleden de hasar alıyor. Serin hayatta kalabilecek mi? Hayda. Harika outplay bir kronometrede MJX'ten. Yalnız Serin son sözü söylüyor isim. Herkes altına dönüşüyor. Ama kazanan taraf Denizbank Valkes tarafı. League of Kronometre. Burada da gördük. 3 tane kronometre. Gerçekten muazzam anlar yaşattı burada. Herkes o tuşa basmayı başardı ama daha iyi kullanan kule altında Valkes oldu. Ve bir de alt koridordaki savaşlar yaşanırken Ferret, Dolly Phoenix orta koridordan ikinci kuleyi de alıyorlar. Yani maç kopma noktasına geldi Johnny. Dakika 15'te aradaki altın farkı 6000'i aşmış durumda. Ve yine Farfetch çok iyi yetişiyor aslında. Ne sıçra bitkinlik atıyor burada. Aynen. İstersin. Bu arada bu pozisyonun kahramanı evet Farfetch. Yani o kadar fazla takım arkadaşının hayatta kalmasını sağlıyor ki o sırada Talia yetişiyor. Orada kulenin son vuruşu yetecek zaten. Sonraki pozisyonda tam böyle içeri girince rakibi ulti ile beraber çok güzel bir kronometre basıp orada biniyi yemlemiş oluyor. Sonra çıkışına tık diye orada kapı gibi bırakıyor. Ve son anda bir orada yükten kaçıyor. MJX'in attığı aşırı yükten kaçıyor. Sonraki pozisyonda da zaten Serin geri adım kronometre kombosu orada işi bitiriyor. Bir önceki maçta da güzel mekaniklerinin olduğu bir savaş izlemiştik. Burada da gerçekten çok keyifli bir savaş izlemiş olduk. Ramir üzerinde bir yavaşlatma efekti ultiyle uzaklaşmak durumunda kaldı ve Tanrıça'nın gözyaşını neredeyse yüklerini tamamladı bile Serin. Birazdan Seraph'ın şefkatine de dönüşecek o eşyasını bitirdiğinde. Erken oyunu çok iyi geçiren bir Talia var. Ve Serin'in bu üstünlüğü de her koridora etki etmeye başladı bile daha şimdi. Burada Farfetch kapı gibisini kullanıyor. Frelior karşılamasında attı. Sıçrayla birlikte Oli Phoenix'in üzerine bir oyun ama kimse takip edemiyor Parus'u ve ilk skoru buldu. Burada bulan isim Ferret. Remir önde sıçrayı attı. Multisi yok. Oli Phoenix'ten agresif oyun rakibinin üzerine gitmeye devam ediyor. Miniden kullanılan bir sıçra var. Oli sanırım Remir'i bırakmayacak. Bir otomatik saldırı isabet etse hareket hızı devam edecekti ama lazer tuttu. Burada da Serin Mini'yi avlamayı başarıyor. Ramir'in üzerine bir otomatik saldırı daha yeterli. Aman vermeyen bir Oli Phoenix var. Oo. Şimdi yakalanan bir Lolt geçmeyi başaramadı oradan. Çok iyi o can çağrısı.
Ve Holy Phoenix'e giden 2'de 2. Durum 14-3'e geldi. Dakika 17'de. Starscream orada Lot'u ağacın içine soktu resmen. Zıplamaya çalışırken Lot. Gerçekten çok iyi bir ultiydi. Baştan sonra Valkes'in üstünlüğüyle sonuçlanan bir savaş oldu. Burada Edrim'in Gromp'un orada yakalanıp ultisini atmış olması da çok büyük etken. İki pozisyondan biri Edremir ultisi yokken çok tatsız yakalanıyor. Ve aslında kompozisyonun maçı başında konuştuğumuz amacının gerçekleşmesini engelliyor bu. Hem Beşiktaş zaten dağınık savaşıyor savaşlarda. Ya bir şekilde bir skor alsalar bu sefer Edremir olmayacak o savaşlarda. Edremir'in birazcık daha dikkatli pozisyon alması gerekiyor. Ama bunun için zaten birazcık geç alsaydı daha iyi olurdu diyeceğim. Çünkü şu an birazcık dönülmez bir noktada gibiyiz. Evet ya yani muazzam bir üstünlük var. İki taşıyıcısı Deniz Bank Valkets'in. İki eşyasla bitirmiş, üçüncü eşyalarına başlamış durumda. Rakip orman kaynakları tamamen Deniz Bank Valkets tarafından alınıyor. Kırmızıyı da alacak burada Holy Phoenix. Ve seviye üstünlükleri de destekler hariç tüm koridorlarda en az birer seviye üstün. Deniz Bank Valkets tarafı alt koridoru kullanılan bir mekan sapması var. Starscream 1'e 3 durumda, bakalım ikinci roundda nasıl bir oyun olacak? Şimdiden canının belli bir kısmını kaybetti. Erhem Reparos onu kovalamaya devam ediyor. Bir örgütü var, geliyor buraya. Starscream çok fazla tankladı. Şimdi bir sıçra, kaçacak mı? Yok artık. Starscream hayatta bir doğacağın çağrısı geliyor buraya. Işınlar kullanıldı. 5 kişi olan bir Beşiktaş. Lost Starscream istiyor. Ama onu koruyan bir Ferret var. 5'te 5'e gider. 3'te 3 yapan bir Holy Phoenix. Holy Phoenix 4'üncüyü de istiyor. MGX de istiyor burada. Erdemir de hemen orada, bu 5'te 5'i bulabilir. Bakalım Holy. 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? Erdemir geliyor. 5'te 5! Yardım etti Holy Phoenix'ten 5'te 5. Dakika 20'yi görmeden maçın fişini çekti Holy Phoenix ve Deniz Bank Wildcats. 10'a 0'lık bir zeli performans. 5'te 5'e ol atmış olabilir ama bu pozisyon Starscream'e yazar ya. Ölmedi. Tamam. Soğaz. Soğaz ruhu gördüm ben burada resmen. Sonuna kadar hayatta kaldı. Rakiplerini peşinden sürükledi. Ölmüş numarası yaptı. Ölü taklidi yaptı, yediler mi canı? Ya tank dediğim böyle olur. Tank dediğim böyle olur. Dediğim gibi. Oo, bu arada bir yerden bitme Lot. Yarı canından fazlasını kaybediyor. Farfetch'in üzerine bir çıpa. Burada geri çıkıp çıkmama konusunda biraz tereddüt etti Deniz Bank Valkes. Oy. Ya bir an kazanırız diyorlar herhalde. MGX çok ters pozisyonda. Kraliçenin tacının pasifi de gitti. Parus düşecek burada. Lot havada mega olamadan avlanıyor. Serin tarafından. MGX'i kovalayan bir Holy Phoenix var. Otomatik saldırılardan kaçış yok. Artık maçın sonuna doğru geliyoruz Johnny. Dakika 20'de alt koridordaki inhibitör alınıyor. 22-3'lük bir skor ve 13.000 hatta 14.000 bir altın farkı var. Çok dominant bir performans Valkes'ten. Yani o Holy Phoenix'in iki skor aldığı an bence en kritik andı maçtaki. Ondan sonra zaten Beşiktaş'ın oyuna dönmesi çok mümkün olmadı. Şimdi bir de Ornn ultisi. Bir de Ornn ultisi geliyor, havaya savrulup yok olan bir bini var. Erdemir skorunu istiyorlar artık. Steam puanlarını toplamaya başladı bile Deniz Bank Wildcats. 24-3'e getirdiler. Porus'la yerden bitmeye yakalandı. 3'lük, 4'lük. Çeşme'de Porus istiyorlar. Ordun uzaklaşıyor. Ferit klonuyla birlikte çok fazla hasar aldı ama kendisi gayet sağlıklı durumda. Şimdi kullanılan bir nar ultisi. Çeşme'ye fırlattı Holy Phoenix ama düşürmek için yeterli değil. Bir de sersemletme. 26. skor. 27. de istiyorlar ama Porus bin altını cebine koydu maç bitmeden önce. Maç bitmedi bu arada. Maç uzayacak mı? Tabii tabii. Ne yapacak şu an? Tek bir şekilde kuleye mi vuracak? Ya çok ilginç. Evet bu arada sesler ve oradan kaçacak senin. Ferit'in zaten yüz suratındaki ifade her şeyi gösterdi. Eğlendik ama sanki biraz abarttık gibi. Bitirse miydik acaba? Aynen. Ama şarpını kullandı senin. Ormancı değil ama. Bir de şimdi koşturuyor orada hayalete beraber. Evet Şiktaş'ta madem geldik bir ejder alalım. Bunda ekstra ödül de varmış dedi. Yok artık serin. Bir an dedim olur mu ama Edremir bu sefer çarpını kullanmayı başardı. Evet Farfetch'e bakıyoruz. Güzel. Bakalım. Holy Phoenix 14-1 olmuş bu arada. Evet. Yani tertemiz bir KDA olmayacak galiba ama. Olur ya, daha skor vermezse olur işte.
Ha 20 diyorsun sen. Şey Dora'nın standartlarında 0 olması lazım ya. Ha öyle mi? Tabii tabii. Dora da bugün şeye benzememiş mi ya? Eski Türk filmlerinde jönler vardır ya. Bunda bence bir masa yatırmak lazım. Öyle bir... Rahmetli Cüneyt Arkın'ın gençliğinde oynadığı bir film vardı. Neydi? Hatta güzel. Kurtu'yla birlikte. Tarkan. Tarkan mı o filmin adı? Tarkan. Tamam. Tarkan'ın birçok görevi var. Bu arada ya maça dönelim. Cüneyt Arkan'ı konuşuruz. Erremir'den yine kullanılan defansif bir ulti var. Ya reji kulağı mı? Kartal Tibet'mişler. Kartal Tibet şey ya oyuncunun adı. Tamam. Sen neyi sordun? Siz neyi konuşuyorsunuz? Şu an ben anlamış değilim. Tarkan'da oynayan Kartal Tibet'miş. Tamam. Okey. Ben yanlış biliyormuşum. O zaman Battal Gazi. Tamam. Onunla anlaşırız. Doğru ya. Doğru. Onda kurdu yokmuş. Doğru. Doğru. Onda kurdu yok. Ama kurdu olan Tarkan. Abi soru yanlış. Bu arada son takım savaşını da izleyelim. Star Screen'den ilk kronometre Ferit. Burgaç'la iki kişiyi de havaya savuruyor. Ve artık bu sefer karşılaşmayı bitirecek gibi görünüyor Denizbank Wildcats. Çok fazla çeşmeyle işleri yok gibi. Var gibi de bir yandan. Bir skor buldu MJX orada. Ama ikinci Nex kulesine düştü. Ve 24. dakikanın sonucunda Denizbank Wildcats son vuruş. Kuleye mi? Minyonlara mı? Nexus'u zaten minyonlar bitiriyor. 24 dakika. Her anı dolu dolu bir karşılaşma.